Arkadaşlar, ben Ercüment Cem Çuadar. Uzun bir ayrılıktan sonra yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere if clause ve wish clause konusunu anlatacağım. Peşinden de 40 tane soru çözeceğim. Şimdi if clause, conditions yani İngilizce'de, Türkçe'de de koşul cümleleri anlamına geliyor. Olasılık ifade eden cümle kurmak istediğimiz zaman if clause yapısını kullanırız. Bakın şimdi tip 0 var. Tip 0'da doğruluğu hiçbir zaman değişmeyen, her zaman geçerli olan olasılıklardan bahsedildiğinde kullanılır. Yani bilimsel gerçeklikleri anlatır. If water is heated to 100 centigrade Celsius, it boils. Yani suyu 100 santigrat dereceye kadar kaynatılırsa ne yapar? Su kaynar. Isıtılırsa, 100 santigrat dereceye kadar ısıtılırsa su kaynar. If it snows, eğer yağmur yağarsa, I go out with my friends. Yani kar yağarsa, arkadaşlarımla oynamak için dışarı çıkarım. Ya da if you heat water, it boils diye de söyleyebiliriz. Evet, tip 1'e geçelim. Ha, tip 0 ile ilgili şunu söyleyeyim. Tip 0'da ilk taraf geniş zaman, ikinci taraf da geniş zaman olacak. Her iki taraf da geniş zaman olmak zorunda. Tip 1 ise şu ana ait olasılıklardan bahsederken kullanılır. Genelde gelecek bildirir. If'ten sonra geniş zamanlar ikinci tarafa will, can, may, should gibi present modal'lar kullanılır. If you study your lessons hard, eğer derslerine sıkı çalışırsan you will pass your exams. You can pass, you may pass your exams. Yani derslerine sıkı çalışırsan sınavlarını geçersin. If you marry me, eğer benimle evlenirsen, I will make you the happiest woman in the world. Seni dünyadaki en mutlu insan yaparım ya da yapacağım. Burada bir söz verme durumu var. Tip 1'de arkadaşlar if'ten sonra present tense'ler, ikinci tarafa ise present modal'lar getiriyoruz ve gelecekle ilgili olasılıklardan bahsediyoruz. Tip 2 ise geçmiş ve şimdiki zaman ile birlikte kullanılır. Fakat şu ana ait olasılığı ifade eder. Şimdi şöyle, if'ten sonra verb 2 getiriyoruz. If'ten sonra verb 2, ikinci tarafa ise would, could, verb 1. Bu gerçekleşmesi mümkün olmayan present olayları anlatırken kullanılır. If I had some money, eğer biraz param olsa, I would definitely lend you. Kesinlikle sana ödünç verirdim. Ama olmadığı için veremiyorum. Mesela if I were you, senin yerinde olsam, I would buy a small car, küçük bir araba alırdım. Ama senin yerinde olamayacağım için bunu da yapamıyorum. If they worked hard, eğer sıkı çalışsalar, they would finish on time, zamanında bitirirlerdi. Yani if'ten sonra verb 2, ikinci tarafa would, could, verb 1 getiriyoruz. Tip 3'te ise, geçmiş anlatıyor. If'ten sonra had verb 3 geliyor. İkinci tarafa ise would have verb 3, may have verb 3, might have verb 3, should have verb 3, must have verb 3 gibi perfect modal'lar kullanılıyor. Bu daha çok pişmanlık, sitem, eleştiri belirtiyor. If it had snowed yesterday, eğer dün kar yağsaydı, I would have gone out to play with my friends. Arkadaşlarımla oynamak için dışarı çıkmış olurdum. If they worked hard, eğer sıkı çalışmış olsalardı, they would have finished on time. Zamanında bitirirlerdi. Demek ki sıkı çalışmadıkları için zamanında bitirememişler. Evet. Şimdi mix tipte ise daha çok kullanılan ilk taraf tip 3, ikinci taraf tip 2. Mesela bakın, if they had looked at the map, eğer haritaya bakmış olsalardı, they wouldn't get lost now. Yani mix tipte, birinci mix tipte ilk tarafta had verb 3 var. Yani tip 3'ün ilk tarafı. İkinci tarafı ise tip 2'nin ikinci tarafı. They wouldn't, değil mi? Bakın burası tip 2. İlk taraftaki had looked ise tip 3. Haritaya bakmış olsalardı they wouldn't get lost now. Bakın buradaki now bize bir işaret veriyor. Now'ı görünce diyoruz ki bu present'tır. Present anlamdaki if clause ise tip 2'dir. If you had fed the baby, eğer bebeği doyursaydın, she wouldn't cry now. Şimdi ağlamazdı. Bebeği doyurmamış olması eski, değil mi? Daha önce bebeğin ağlaması ise şimdi. İlk taraf
head verb 3 olduğu için tip 3. İkinci taraf ise would verb 1 olduğu için tip 2. Evet, bir de çok fazla kullanılmayan ilk taraf tip 2, ikinci taraf tip 3 var. Mesela if you weren't afraid of bees, eğer arılardan korkmasaydın, you wouldn't have run away, kaçmazdın. Demek ki sen arılardan korkuyorsun. Evet, if James were healthy enough, eğer wealthy enough pardon, eğer James yeterince zengin olsaydı, varlıklı olsaydı, he would have bought the laptop which we saw yesterday, dün gördüğümüz laptopu satın alırdı. Şimdi bakın, bunu anlattık bir sürü hikaye. Ben size if ile ilgili 3 tane altın kural vereyim. Bu vereceğim 3 altın kuralla if sorularının %70-80'ini çözersiniz. Kural 1. If'ten sonra hemen if I will mesela diyemezsiniz. If'ten sonra will, would, used to, going to gelmez. If'ten sonra will, would, going to, used to. Yani if'in olduğu cümleye bunları getiremiyorsunuz. Kural 2. If clause'da mutlaka zaman uyumu olmak zorunda. Kural 3. Tip 0 dışında, yani tip 0'da nasıldı? İlk taraf geniş zaman, ikinci taraf da geniş zamandı. Diğer tip 1, 2, 3'te ise ikinci taraflarda mutlaka model olması gerekiyor. Bu 3 kuralı bildiğiniz zaman zaten soruların %70-80'ini yaparsınız. Which clause'a geçelim. Which clause, aslında which clause'da 2 tane zaman var. Eğer past tense'de cümleleri birlikte kullanırsak geçmişten bahsetmez, şimdiki zamandan bahseder. Şimdi yani buradan şu kural çıkar. Hemen wish'in 2 tane kuralını söyleyeyim size arkadaşlar. Bu kurallarla bütün soruları çözebilirsiniz. 1. Wish clause'da present tense kullanılmaz. Kural 2. Özneler aynıysa, mesela burada I wish, I were dedik ya. Özneler aynıysa would kullanılmaz. Eğer istek belirtiyorsak verb 2, would veya could kullanırız. Pişmanlık, sitem belirtiyorsak had verb 3 kullanırız. I wish I were more handsome. Keşke daha yakışıklı olsam. Yani gelecekle ilgili, yani geçmişle ilgili bir şey değil en azından. Şimdiki zamandan bahsediyor. I wish I had a lot of money. Keşke çok param olsa. I wish my father were here now. Bakın, my father normalde was ya. Burada was da, were de, wish clause'da veya if clause'da was yerine bütün özneler için were kullanabilirsiniz. I wish my father were here now. Keşke babam burada olsa. I wish he helped me. Keşke bana yardım etse. I wish my wife could drive. Keşke eşim araba kullanabilse. I wish I were better. Keşke daha iyi olsam. He wishes he knew the answer. Keşke cevabı bilse. Evet. Peki bir de wish clause'un, wish'in de eş anlamlısı if only arkadaşlar. Past perfect'le kullanımı var bir de. Şimdi eğer past perfect tense'li cümleyle kullanılırsa geçmişle ilgili dileklerden bahseder, pişmanlıktan bahseder. I got a low mark from maths. Matematikten zayıf aldım. I wish I had studied harder. Keşke daha çok çalışsaydım. Bakın burada ne var? Bir pişmanlık var. You have broken the vase. Vazoyu kırdın. If only you had been more careful. Keşke daha dikkatli olsaydım. Burada da bir sitem, bir eleştiri var. I wish I hadn't sold that car. Keşke arabayı satmasaydım. Pişmanlık belirtiyor. I wish they had left earlier. Keşke daha erken gitselerdi, daha erken ayrılsalardı. I wish I had given him the money. Keşke ona parayı verseydim. Burada da bir pişmanlık var. Ufak bir kaza yaptınız. Diyorsunuz ki I wish I had been more careful. Keşke daha dikkatli olsaydım. Tüh, bak işte başıma neler geldi. He wishes he hadn't stolen the money. Şimdi bu yakalanmış. Keşke parayı çalmasaydım diyor. Burada da yoğun bir sitem var. Evet. Şimdi konuşan kişinin şu anki bir durumla ilgili memnuniyetsizliğini, kızgınlığını ve gelecekte bir değişiklik olmasını istediğinde kullanılır. Bu kalıpta bir özne, would ve fiilin birinci hali kullanılır. Şimdi bakın, özneler aynı olduğu zaman I ve we öznelerinde kullanılmıyor.
would kullanılmıyor. I wish you wouldn't ask me so many questions. Keşke bana bu kadar çok soru sormasa. I wish it would stop raining. Keşke yağmur yağmasa, dursa. I wish they wouldn't make so much noise. Keşke bu kadar gürültü yapmasalar. Şimdi wish clause ile ilgili tekrar ediyorum. İki tane altın kuralı var. 1. Wish clause'da present tense kullanılmaz. 2. Özneler aynıysa would kullanılmaz. Geçmişse had verb 3, presentsa verb 2, would ve could kullanılır. Sitem etmek istiyorsanız would, beceri belirtiyorsanız could, istek belirtiyorsanız ise verb 2. Şimdi hemen testlerine geçelim. Evet, şimdi birinci soruda if var. Bakın, kural 1. If clause'da if'ten sonra will, would gelmez dedik. Hemen C şıkkını eliyoruz. Kural 2 ne? Zaman uyumu olacak. A şıkkının ilk tarafı has listened, present yani. İkinci tarafı would, verb 1. Burası past, zaman uyumu yok. D şıkkında ilk taraf listens, present. İkinci tarafta would, avoid var, past. Burada da zaman uyumu yok. Edirne'de are listening ile avoided zaman uyumu yok. O zaman ne de güzel, Bursa ne oldu? Tip 3 oldu. If the world had listened the horrors of Nazi death camps, yani dünya Nazi kamplarındaki korkuyu dinleseydi muhtemelen Kamboçya, Bosna ve Ruanda'daki soykırımdan vazgeçilecekti, kaçınılacaktı. Evet, ikinci soruda dedik ki if only wish anlamındadır. Wish clause'da present tense kullanılmaz. A şıkkını attım. Peki E şıkkını da attım. Evet. Wish clause'da would have verb 3 yapısı da kullanılmıyor. O da gitti. Şimdi bakalım. Şimdi bir de if, burada if gibi if'ten sonra will would da getirmiyorum. B'yi de attım. Bize kaldı. Tip 2 gibi görüntülü. If'ten sonra verb 2, ikinci tarafa would, could, verb 1. Üçüncü soruda wish var bakın. Wish clause'da present tense kullanılmaz. Bursa present, Ceyhan present, Edirne present. Özdener aynı olduğu için bakın I wish I dedi. Özdener aynı olduğu zaman would kullanılmaz. Pek de güzel Ankara. Dördüncü soruda bakın boşluktan sonra countries intensify, yoğunlaştırmak demek. Burada their efforts to educate girls. Burada boşluktan sonra cümle var. But for kendisinden sonra cümle değil de isim ister. A'yı attım. Burada if ve provided kankalar birbirlerini götürürler. If only ne demek? Wish demek. Bakın if only oraya koyduğunuz zaman countries intensify. Wish clause'da present tense kullanılmadığı gibi if only ile de present kullanılamaz. O zaman unless doğru cevap. Medikçe madıkça anlamında. Dördüncü soruya bakalım. If var. If'ten sonra ne gelmezmiş? Will would gelmezmiş. C şıkkını elerim. Şimdi 3 altın kural. 1. If'ten sonra will would gelmez. 2. Tense uyumu olacak. 3. If'in ikinci tarafına model getirelim. A şıkkında zaman uyumu yok. B şıkkında zaman uyumu yok. D şıkkında zaman uyumu yok. Ne de güzel E seçeneği. Altıncı soruya bakıyorum. Bu sefer unless var. Bakın unless'da if'in negatifi. Şimdi A'dan başlayalım. A'da zaman uyumu yok. C'de zaman uyumu yok. Had faced the are making. Deniz'de olabilir. Edirne'de unless'tan sonra da will would gelmez. Evet. Şimdi acaba geçmişten mi bahsediyor, gelecekten mi bahsediyor? Gelecekten bahsediyorsa tip 1 olan Bursa olur. Geçmişten bahsediyorsa veya pişmanlık eleştirisinden varsa Deniz'de olur. The earth, a flood catastrophe from climate warming. Yani küresel ısınmadan dolayı dünya bir flood katastrof yani sel felaketiyle karşılaşacak eğer insanoğlu radikal yaşam değişikliği hayatında
yaşam stilinde radikal bir değişiklik yapmazsa bu gelecekte olacak bir şey sanki, değil mi? O yüzden tip 1 kullanalım ve 6. soru bursa olsun. 7. soruda birinci satırın sonunda if var. Şimdi bakalım. If'ten sonra yani ikinci tarafa will but getirmeyeceğiz. Hemen A'yı eledim. Denizli'yi eledim. Edirne'de zaman uyumu yok. Şimdi B ve C seçenekleri kaldı. C gibi if tipi yok. Bursa olur. Adolf Hitler zaten verb 2 oldu artık, değil mi? Yani past bir olayı anlatırken de tip 3 ile anlatıyoruz. O zaman 7 Bursa. 8. soru bir wish clause sorusu. Wish clause'da present tense kullanılmaz. Ankara'ya gitti. Özdenir aynı olduğu zaman would kullanılmaz. I, B ile E gitti. C ve D seçenekleri kaldı. Şimdi pişmanlık varsa Hedwan, istek varsa Denizli. When I see so many people asking me for some money, diyor ki yani bir sürü insan benden para istediğini görünce keşke yılbaşı piyangosunu kazanmasaydım. Şimdi bu kazanmış ama insanlara para vermek istemiyor. O zaman bir pişmanlık var. Pişmanlık olunca da Hedwörp 3 ile anlatıyorduk. 8. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. 9. soruda arkadaşlar bakın ikinci tarafta to what they are saying yazıyor ya. Burada model yok. If'lerin hepsi model istiyor. Şimdi burada unless if'in negatifi ikinci tarafa model ister. Even if sub ile demek bu da model ister. If ile provided da eş anlamlı ama if only wish demek wish clause ikinci tarafa model almak zorunda değil. Keşke anne babalar çocuklarının ne söylediğini dinleselerdi anlamında 9 Ankara olacak. 10. soruda if var. Bakın ikinci satırın ortasında if'ten sonra will would gelmez. Bursa'yı atarım. Edirne'yi atarım. Zaman uyumuna bakıyorum. A'nın bir tarafı will have verb 3, öbür tarafı had verb 3. Zaman uyumu yok. C'de bakın if'in bu tarafına yani sol tarafına model gelmesi gerekiyordu. C şıkkında were rising diyor. Model gelmemiş. O yüzden Denizli olacak. Bu da tip 2. 11. soruda if var. If'ten sonra will would gelmez. D seçeneği gitti. Evet, C seçeneğinin ikinci tarafında model yok. E seçeneğinde if clause tipi uygun değil, değil mi? Öyle bir if clause. Böyle gıcık geliyor bazen. Evet, şimdi E şıkkı gibi bir if clause formatı yok. Mix tipe giriyor. A ve B şıkları kalıyor. Şimdi bakın cümlenin sonunda start diyor bakın. Yani cümlemiz present. Present olduğu için present anlamlı olan if clause tip 1. B şıkkı past olduğu için eliyoruz. 12. soruda if var yine. If'ten sonra will would gelmez. C şıkkı gider. A'da tense uyum yok. B'de tense uyum yok. Denizli'de ikinci tarafta model yok. O zaman E şıkkı. 13'te A şıkkında were spending ve will have verb zaman uyumu yok. B şıkkında zaman uyumu yok. C şıkkında zaman uyumu yok. E şıkkında zaman uyumu yok. O zaman Deniz ne kadar kolay değil mi? Yani if clause keşke çıksaydı. 14'te bakın people would demiş. If'ten sonra will would gelir miydi? Gelmezdi. Ankara, Denizli, unless. Providing, bak if ile providing aynı şey. A ile E kanka olduğu için gider. Unless da if'in negatifi if grubundan sonra will would gelmezdi. In case de cümle başına gelmez. Ir diye mesih ihtimaline karşın. If only neydi? Wish. Wish'te would kullandığınız zaman böyle bir sitem, bir istek durumu vardı. Keşke insanlar ön yargılarını bir kenara bıraksalar ve birlikte çalışsalar anlamında cevabımız if only olacak. 15. soruda
Wish var. I wished I. Wish clause'da present tense kullanılmaz. C şıkkı, A ve C şıkları gider. Özdenir aynı olduğu zaman would kullanılmaz. B ile E gider. O zaman deniz de olur. Pişmanlık belirtiyor. 15. soru. Evet, 16. soruda if var. 1945 var. Şimdi if'ten sonra Bilbut gelmediği için Ankara'yı, Ceyhan'ı eliyorum. Edirne'de zaman uyumu yok. İkinci tarafta model yok. Geriye kaldı iki şey. 1945 dediğine göre 1945 past anlamlı. Past anlamlı if clause tip 3'tür. Yani had verb 3, ikinci tarafa would have verb 3, could have verb 3, may have verb 3'tür. O zaman doğru cevap Bursa olacak. 17. soruda boşluktan sonra the dog will become confused diyor. Bakın if'lerden sonra will would gelmiyordu. Bursa only if C şıkkı ancak demek. Unless bunlar peşinden will gelmiyordu. But for ise olmasa demek, yani peşinden cümle istemeyen, isim isteyen olmasa. Burada da the dog will become confused demiş. Ben hep şey diyorum, ondan sonra will would gelmez, bundan sonra will would gelmez. Bu zavallı will would neden sonra gelecek? Otherwise or else. Aksi takdirde bundan sonra will would gelebilir. 17 Edirne olacak. 18. soruda ise bakın if'ten sonra had verb 3'ü kullanmış. Burada had verb 3 var. İkinci tarafa model getireceğiz. B şıkkı present. C şıkkı present. D şıkkı present. Şimdi bakın A ve E kaldı. İlk tarafta 1920 var. İlk tarafı past yapmış. En sonda da now var. Şimdi now tip 2 için kullanılıyor. Tip 2'nin ikinci tarafına ne getiriyoruz? Would, could, verb 1. İkinci tarafı would, could, verb 1 olan şık ararsak da 18 Edirne olur. 19. soruda yine if var orada. İkinci satırın sonlarına doğru. Peşinden will would getirmeyelim. Bursa Edirne gitsin. Peki iguanas need diyor. Need burada present mi past mı? Present. O zaman past seçenekleri de eleyelim. C ile D'yi de eleyelim. Ne kaldı? Ankara kaldı. Yirminci soruda if'ten sonra will would gelmez. AC'ye gider. Denizli'de zaman uyumu yok. Edirne'de had, felt ve has made zaman uyumu yok. Bursa. Wish clause'da present tense kullanılmaz dedim. Ankara, Ceyhan, Denizli, Edirne gider. Evet, 22. soruda if var bakın. Hemen birinci satırın ortalarında. If'ten sonra will would gelmiyor. Edirne gider. A'da ikinci tarafta model yok. Denizli bakalım. Şimdi burada cümlemiz de many people think dediğine göre, yani present bir anlatım var. Şimdi bir de it bakın. It kendi kendine bir şey yapar mı? Yapamaz, değil mi? Yani pasif olması gerekiyor. İkinci tarafı pasif olan B, C, D arasında C şıkkı doğru cevap. Evet, 23. soruda wish var. Wish clause'da present tense kullanılmaz. Ankara, Bursa gider. Could have verb 3 hiç kullanmıyoruz. Edirne'yi. Evet, C ile D kaldı. Cümle present'sa, C pass'sa Denizli. Bakın burada we are, is, becomes var. Demek ki cümle present. Present'sa da Ceyhan olur. 24. soruda if'ten sonra will would gelmez. Ankara, Denizli gider. Efendim. Şimdi bir ağacın kökleri tear, kopartılırsa, yani kendi kendine yapamayacağı için pasif olacak. B şıkkının ilk tarafı aktif. C şıkkının ilk tarafı da aktif. O zaman Edirne. 25. soruda unless var.
Anlıs'tan sonra Wildwood getirme. CE gitsin. Bursa'da gitsin tabii. You shouldn't dediğine göre cümle present. O zaman A şıkkı past olduğu için atarım. Denizli kalır. 26. soruda wish clause'da present tense kullanılmaz. Vallahi hepsini atarım. Bir tek Bursa kalır. Yirmi soruda if var. If'ten sonra Wildwood gelmez. Denizli gitti. Şimdi zaman uyumu bakalım. B'de zaman uyumu yok. C'de zaman uyumu yok. E'de zaman uyumu yok. Ne de güzel Ankara. 28. soruda if var. İkinci satırın ortasında. If'ten sonra Wildwood getirmeyelim. Ankara, Bursa, Edirne şıkları gitsin. Peki are likely dediğine göre cümlemiz hangi tense'de? Present. Denizli'de past olduğu için atalım. Ceyhan kalsın. 29. soruda yine if var. A'da zaman uyumu yok. C'de zaman uyumu yok. If'ten sonra Wildwood gelmez diye Bursa ve Edirne'yi eleriz. Çiçek gibi Denizli. 30. soruda wish var. Wish clause'da present tense kullanılmaz. Ankara, Ceyhan, Denizli gider. Bursa ile Edirne kalır. Pişmanlık varsa adverb 3, istek varsa Edirne. According to a recent survey, birçok bir son ankete göre birçok Berlinli ne yapıyor? Berlin duvarının yeniden inşa edilmesini istiyor. Fakat bu sefer eskisinden daha yüksek inşa edilmesini istiyor. İstek varsa o zaman kult. 31. soruda özneler aynı olduğu zaman wish clause'da would kullanılmıyordu. Denizli ve Edirne'yi atarım. Boşluğun altında brought var bakın. Bring brought. Past. Past anlamdaki wish clause hangisi? Adverb 3. Orası bring olsaydı A ile B doğru olurdu ama brought olduğu için C seçeneği. 32'de yine if var. If'ten sonra Wildwood gelmez. Ankara, Denizli. Bakın if'ten sonra Wildwood gelmez derken if'in hemen peşine everyone'dan sonraki boşluğa Wildwood gelmez. Edirne şıkkı da gidiyor. Bursa ile Ceyhan kaldı. Ceyhan'da zaman uyumu yok. Bir taraf Wood Adverb 3, öbür taraf Hesset Bursa kaldı. 33'te wish var. Wish clause'da present tense kullanılmaz. Ankara, Edirne gider. Özneler aynı. You wish you, would kullanılmaz. Bursa ile Ceyhan kalır. Şimdi you look dediğine göre looked burada past. Past anlamdaki wish clause hangisi? Adverb 3. You look olsaydı doğru cevap B olurdu. You looked past olduğu için de adverb 3 olacak. 34. soruda but for olmasa demek peşinden isim istiyor. Ama burada women have enough folic acid diyor. Yani cümle var. O yüzden but for'u atıyoruz. Otherwise cümle başına gelmez. Aksi takdirde. In case de cümle başına gelmez. If ile unless kalır. Cümlenin bakın şimdi. Unless'da İkinci taraf anlam olarak negatif olmak zorunda. Çalışmadıkça kazanamazsın gibi. Bakın burada hiç okumadan this vitamin can prevent. Bu vitamin önleyebilir. Doğum defeklerini önleyebilir. O zaman iyi bir şey. Yani pozitif. Anlısın ikinci tarafı negatif olacaktı. O yüzden Ankara. 35'te wish var. Wish clause'da present tense kullanılmaz. Present tense kullanılmazsa Ankara present, Bursa present, Ceyhan present. Ne de güzel Edirne. 36. soruda ikinci tarafta would have var. Yani would verb 1 var. Peki tipikinin ikinci tarafı. İlk tarafa zaten if'ten sonra will would gelmiyordu. C, D seçenekleri gitti. Zaman uyumu olacak Ankara gitti. B'yi koyarsak mix tip olur.
Mixed tip olduğuna dair bir belirti yok. O yüzden tip 2 olan Edirne'yi işaretleyeceğiz. 37. soruda if var. If'te mutlaka zaman uyumu olacaktı. Ankara zaman uyumu yok. Bursa zaman uyumu yok. Edirne zaman uyumu yok. Şimdi burada ipek, bakın. İpek kendi kendine üretilir mi? Üretilemez. Yani ilk tarafı ne olması gerekir? Pasif olması gerekir. C şıkkındaki het produce mu pasif, yoksa Denizli'deki could be produce mu? Could be produce pasif. O yüzden doğru seçeneğimiz Denizli. 38. soruda if'ten sonra Wilmut gelmez. Ankara, Ceyhan, Denizli gider. Peki you don't want to do diyor. Yani present bir ifade. Present bir ifade olduğu için Edirne zaman uyumundan gider. Bursa kalır. 39. soruda A şıkkı gibi bir if tipi yok. B'de zaman uyumu yok. Denizli'de zaman uyumu yok. Edirne'de if'ten sonra Wilbut gelmez. O zaman Ceyhan. Şimdi bakın. 40. soruda travel to countries where malaria is widespread is considered special care will be necessary to avoid mosquitoes. Şimdi bir kere head olmaz çünkü tip 3'ün devriği. Only if cümle başına gelirse ikinci tarafı devrik yapar. Only if you study hard can you be successful. O yüzden C seçeneği de gitti. Travel to countries where malaria is widespread is considered. Yani diyor ki sıtmanın yaygın olduğu yerlere seyahat düşünüldüğünde sivrisinek ısırıklarından kaçınmak için özel bakım gerekir. Yani eğer buraya seyahat edeceksen işte özel bakım yaptırmalısın. Ankara doğru seçenek olacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalınız. 40. sorunun cevabı Ankara.